Selahattin Demirtaş'ı aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünüyoruz, orada bırakanlar utansın, gerçekten utansın. Kürt halkının bu meydanda kutlama yapması, yani o kadar utanç bir şey ki Kürt halkı tekrardan, yani bir daha yüzünü, gerçek yüzünü ortaya çıkardı. O adam da adam değil miydi? Onun çocukları, eşi, evi yok muydu? Orada bırakılması sizce doğru bir şey mi Kürt halkları tarafından? Yani onlar sadece ekonomi ve ceplerini düşündüler. Komşunu açken senin tok uyman hiç iyi bir şey değil. Demek ki onların cepleri dolduruluyor. Selahattin Demirtaş hiç insanların cepleri doldurma peşinde değildir. Düzeltmeye, insanlara düzeltmeye ve insan şeyine yani göstermeye çalışıyordu insanlara. Bilmiyorum, ben anlam veremiyorum. Ha Türklerde evet, biz beklemiyoruz zaten. Acaba biz kazanırken Türkler niye kutlama yapmıyor? Gerçekten utansınlar. Bilet kendi araçlarında burada kutlama yaptılar ya. Utansınlar, utansınlar. Başka da bir şey demiyorum. O da bir insan. Ve o kadar iyi bir insan ki, hani insan onun yüzüne bakınca bile neyin olduğunu zaten fark ediyor. Ne için başkalarına verdiler bizi anlamış. Yani gerçekten değiliz. Yani çok değerlendiriyorsunuz. Peki siyaseti bırakması gerekiyor muydu sizce? Bence bırakmasın. Onun gibi bir kişi daha asla dünyaya gelmeyecektir. Asla gelmeyecektir. Yani kesinlikle bırakmazsın. Kim bırakırsa bıraksın zaten o bırakmayacak. Çünkü doğru bir adamdır. O halkının peşindedir ama halk başka bir şeyin peşindedir. Herkes kendi yakışanı bir de yapıyor. Helal olsun ona. Onu çok seviyoruz gerçekten. Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, bugün bir sosyal medyadan geldik buna. Kendisi zaten siyasi yasağı var mı bilmiyorum ama şu an cezaevinde. Bırakmasının sebeplerinden biri son seçimde HDP'li Kürt kardeşlerimizin kendi isteği üzerine, Selahattin Demirtaş'ın isteği üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesi, bu desteğin de Kemal Kılıçdaroğlu'na yetmemesi, bu bir. İkincisi Selahattin Demirtaş'ın bu istifasının başta Kemal Kılıçdaroğlu ve artık yıllardan beri başarısız bir şekilde kendi partilerini ve seçmenini genel başkanlığını yapıp hiçbir şey elde edemeyen tüm siyasetçilere örnek olmasını diliyorum. Bence Selahattin Demirtaş'ın bu hareketi birçok parti liderine, başarısız birçok parti liderine örnek olması gerekiyor. Selahattin Demirtaş'ın bu kararı kendi kararıdır. HDP seçmeni bunun için ne der, ne düşünür bilmiyoruz ama muhalefette artık bu karara en azından kendilerine çekip bir şeyler yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Selahattin Demirtaş'ın ileride aktif siyaseti bıraktığını söylemiş. İleride yeniden HDP ve Yeşil Sol Parti gibi bir partinin başında olur mu? Olursa da sadece kendine adına ve seçmeni adına karar verebilir mi bilmiyoruz. Umarım ülke için hayırlısı olur. Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence bırakmaması gerekiyor. Çünkü düşünceleri diğer siyasetçilere göre çok farklı. Halkı düşünüyor. Halkı düşünmeyen çok siyasetçi var. Onlardan önce onlar bırakması gerekiyor. Yani Selahattin Demirtaş gerçekten bırakmaması lazım. Şimdi cezaevinde olduğu için bırakmıştır kesin, onu öyle düşünüyorum. Umudumuz aslında Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Vallahi bıraktıysa ne yapalım? Millet güvenmiyor ki artık. Millet vermedi işte. Milletvekillerini görüyorsun, düşürdüler. Çıkartmadılar işte. Ne yapsın adam? Hapiste, boşu boşuna hapiste. Tüm mahkemeler onu bırakmasını istiyorlar ama bırakmıyorlar. Haksız yere hapistedir şu an. Selahattin Demirtaş'ı aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yani kendi partisini desteklemesek de yani siyasi zekasını sevdiğim bir insandı kendisi. Yani kesin bir bildiği vardır. Kesin yani bildiği bir şey vardır ki bırakmıştı Selahattin Demirtaş. Yani çok zeki bir siyasetçidir kendisi. Pek desteklemesem bile. Hatırlıyorum yani. Aynen. Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Vallahi biz üzülüyoruz. Bu kadar. Haberiniz var mıydı peki siyaseti bıraktığını? Baktım telefondan, öğrendim ya. Nasıl değerlendiriyorsunuz peki bunu? Vallahi bir üzüldük adamın dediği gibi. İyi bir insandır yani. O da peki siyaseti sizce neden bırakmıştır? Vallahi onu bilmem. Vallahi mikrofonda söylenmez. Yoksa ben sana söylerdim, mikrofonda söylenmez. Kozi zütür devşe bardo. Çünkü Amerika kurt hak ne o ki? Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Çok memnun oldum. Zaten bir faydası yoktu. Aksine zararı vardı. Çok yani daha önce yapması gereken, atması gereken bir adımdı. Geç kaldı. Çok şükür iyi oldu yani. Memnunum bu adımdan. Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani aslında beklenen bir durumdu. Özellikle son seçime
siyasetten aldığımız dersten dolayı. Ama siyasetimizin kirli, özellikle kirli siyaset yüzümüzü artık kaldıramadığı duruma geldi. Bence bunun dolayı başkan bu durumu kaldıramadı, bıraktı. Böyle düşünüyorum yani. Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Türkiye için çok önemli bir faktördü. Yani böyle bir siyaseti bırakmasını elbette belki biraz bizde bir hüzüntü yarattı. Siyaseti bırakmaması gerekiyor, devam etmesi gerekiyor. Türkiye'deki sıkıntıların aşılması için iyi bir faktördü, iyi bir aktördü. Bunun için görev ve misyonunu devam edebilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun, hayırlısı olsun. Siyaset zor bir iş. Yani iyi yapmak lazım, iyi düşünmek lazım. Yapamıyorsa bırakması doğrudur, en doğrusu. Sizce neden bıraktı? Ya işin ehli olmak gerekiyor. Ya mesela ehli olmadığı zaman iş yürümez yani. Yaşar merhabalar. Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Ne düşünüyorsunuz? Hayırlısı diyelim bak. Abi Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence iyi yapmış. İyi yapmış. Çünkü insanlar hak etmiyor. O kadar. Peki siyaseti bırakmasının temel amacı neydi sizce? Hani neden bırakmıştır siyaseti? Ne bileyim. Vallahi bence insanlar hak etmiyor yani. Orada yatması. Yani halk için oradadır şu an. İnsanlar onun arkasında durmadı. O kadar. Hadi kolay gelsin. Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi abi bırakmışsa bırakmış yani. Düşünecek bir şeyim yoktur. Demek ki adam öyle görmüş. Bir şey diyemem. Bu kadar yani. Adaylı işte. Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? En iyisini yapmış. Neden en iyisini yaptı? Bence en iyisini yapmış yani. Siyaseti bıraksın. Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok iyi yapmış. Selahattin Demirtaş şey yaptı abi, siyaseti bıraktığını açıkladı, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yani hem onun için hem memleket için hayırlısı olsun yani, kendi tercihi. Bu konuda çok yorum yapamayacağım. Teşekkür. Sizce neden bırakmıştır aktif siyaseti? Yani herhalde sonucu kendisi de açıkladı. Hedefinin malum başarısızlığından dolayı. Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hayırlısı neyse olsun abisi, ne diyelim. Hayırlı. Sizce neden bırakmıştır? Vallahi bilemeyiz abi. Rabbim bilir onu, bilemeyiz. Hayırlı olsun inşallah. Hayırlısı neyse olsun. Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını açıkladı bugün. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi bence pes edilmemeli. Ben öyle düşünüyorum yani. Ama tabii ki o kendi bileceği bir şeydir. Kendi iradesiyle bırakıyorsa yapacak bir şey yok. Ama bence pes edilmemeli. Öyle bir adam, çünkü dürüst, gerçek bir adamdır. Önü açılırsa ben inanıyorum ki Türkiye iyi yerlere getirebilir yani. Peki sizce aktif siyaseti neden bıraktı? Ya ona bir şey diyemem. Yani oraya bir şey diyemem. Onun belki onun düşündüğün şeyler vardır. Yani her insan kendi kararına verdiği karara saygı duyması lazım. Kendi hakkında yani onun belki daha iyi bileceği bir şeyler vardır. Yani ben kendim ona bir şey diyemem.